Merhaba, iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere ProStarter'dan bahsedeceğim. ProStarter'ın ne olması, hangi işleri yapması ile ilgili sizlere bilgilendirmeler yapacağım. Ve ProStarter bir IDO platformudur ve DeFi sistemiyle çalışan Ethereum, Binance Smart Chain ve Tron tabanlı bir projedir arkadaşlar. Ve şimdi bu projeye NFT sektörüne de giriş yapmıştır. Ve burada da biz çalışmış olduğu sistemleri görebiliyoruz. Binance, Polkadot, Tron ve Ethereum. Ve gerçekten de bu projelerle ilgili olarak NFT ile ilgili olarak bilgiler yer almaktadır. Ve NFT market sahasına girişi ile alakalı bilgiler de vardır. Bakın burada da 58 gün içinde NFT'ler ProStarter ile ilgili bilgilendirmeler verilecektir. %12'lik bir dedicated token location'dan bahsediliyor. Ve burada non-fungible token olan NFT'lerin DeFi platformu üzerindeki market hacimleri ve diğerlerine buradan bakabileceğiz. Aynı zamanda NFT Marketplace ile ilgili olarak ProStarter'ın yapmış olacağı sisteminden bahsediliyor. Bu da 92 gün içinde açılacaktır bu sistem. Yani kolay bir şekilde diğerlerinde olduğu gibi burada da biz NFT Marketplace'inden istediğimiz resmi veya işte videoyu, diğerlerinin sesi, audio'nu alabiliriz. Ve burada da Proking var. Proking nedir arkadaşlar? Proking'de de buradaki bilgilere bakabilirsiniz ve buradaki bilgiler dahilinde hareket edebilirsiniz. Ve bunun IDO'su var. Ve IDO nedir arkadaşlar? IDO ile ilgili bilgiler burada yer alıyor. IDO, Apply IDO bölümü var. Burada da IDO'ya katılmak için Tron veya işte Binance, Ethereum platformu üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirip işlemleri yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Ve diğer işlemlerinizi de hayata geçirebilirsiniz. Burada ana sayfaya geldiğimizde Zido ile ilgili bilgilendirmeler var. Zero Swap ile ilgili. Zido'nun sayfasına giderek arkadaşlar başarıyla devam edebiliyoruz. Ve burada arkadaşlar Zero Swap var. Zero Swap'ın Zido ve ProStarter ile ilgili işlemlerinden bahsediliyor. Initial DEX Offering yani IDO işlemleri olarak da ProToken ile ilgili olarak. Burada da bununla ilgili Stake Z token'ı ve IDO ile ilgili POV ile ilgili olarak, POV ticketlerle ilgili olarak burada da bilgiler yer alıyor. Ve Prot 100.000 USDT'lik bir satış işlemi gerçekleşecektir. Ve burada POP Proof of Participate Tickets olarak Z ve Ethereum staking üzerinde ve Z besizce staking üzerindeki işlemlerinden bahsediliyor. Ve Prot Token her bileti 200 dolarlık Prot Token'ına olacaktır. Ve Prot Token'in fiyatı 0.30 dolar olacaktır. Ve burada birinci kısımda Stake Z bölümü var. Apply Prot Sale var. Prot işlemlerini yapabilirsiniz ve Prot tokenlerini böylelikle alabilirsiniz buradaki gösterdikleri gibi ve burada diğer bilgileri de vardır aynı zamanda. Ve IDO bilgilendirme ile ilgili buradaki bilgileri alabilirsiniz. Satışlar var. Şu anda birinci satış, özel satış bitti ve birinci round bitti. Ve şu anda Launchpad bekleniyor arkadaşlar. Round 3'te bittiğim için Launchpad'ler bekleniyor ve bu da projenin borsalarda işlem görmesi ve aynı zamanda diğer işleriyle ilgili. Bakın burada da GetProt diyerek işlemleri yapabilirsiniz. Bunun için de sisteme bağlamanız gerekmektedir. Ve Uniswap, Potbit ve Probit olarak burada işlemler yapıldı ve gelecektekiler de olacaktır. Ve burada Yahoo Finance'da, NewsBT'de, Bloomberg'de de haberler yer alıyor. Ve burada bu projeyi farklandıran unsurlar nelerdir? Burada bir kereliğine kayıcı işleminin yapılmasında kayıcı işlemleriyle ilgili bilgiler yer alıyor. Ve premium proje ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ve canlı white listinglerden bahsediliyor. Beyaz listelerden bahsediliyor. Aynı zamanda burada garantiden bahsediliyor. Güvenden bahsediliyor. Ve burada partnerçiklere baktığımız zaman Hotbit ile, Haken ile, Blockfest ve Probit ile ortaklıklardan bahsediliyor. Yol haritasında ise 2020 yılın 4. döneminden başlayarak konseptin olması, idea ve projenin yaratılması, sonra 2021 yılın 1. döneminde bu projelerin devam etmesi, strateji planlar hazırlanması, marketing işleri ve web site'ın hazırlanması ile ilgili bilgiler var. Ve 2. dönemde ise bunların hepsinden sonra, marketing işlerinden sonra Binance Smart Chain üzerinde de işlemler başlamış
ve şu anda da Launchpad'dedir. Yani birçok borsalarda çıkmak üzeredir. Ve geleceğe gidelim. Aynı zamanda buradaki işlemlerle birlikte NFT sektörüne de giriş, NFT sektörünün kullanımı ve diğerleriyle ilgili bilgileri de yer alacaktır. Tokenomics bölümüne baktığımız zaman burada da Tokenomics ile ilgili bilgileri görüyoruz. Public sale dönemindeki işlemler ve diğerlerini. Ve biz aynı zamanda gelecekte Coming Soon gelmiş buraya. Google Play ve App Store üzerinde de kullanabileceğiz. Burada da biz üyeleri görebiliriz ve projeyle alakalı olan diğerlerini. Ve sisteme bağlanmak için arkadaşlar neler gerekiyor bunlara da bakacağız. Ve burada ProDAO ile ilgili white paper var. Ve 6 Mayıs tarihinde bu whitelistler başlayacaktır. Ve sonuncu da 8 Mayıs'ta olacaktır. Burada da tokenla ilgili bilgiler yer alıyor. Ve burada da MPT Marketplace, MPT Launchpad işlemleri de gerçekleşecektir. 8 Mayıs'tan itibaren total allocation 100 bin dolar olmak üzere. Protokolün fiyatı 0.30 dolar ve maksimum 200 dolarlık alımlar var. Ve burada da protokolle ilgili bilgileri yer alıyor. Aynı zamanda Twitter sayfasında giderek bilgiler elde edebiliriz. IDO ile ilgili bilgiler elde edebiliriz ve bu sektörle ilgili bilgileri buradan elde edebiliriz. Twitter adresine baktığımız zaman arkadaşlar Twitter'da da projeye alakalı bilgiler yer alıyor. Ve burada da Mayıs 8'de olacak bu Uniswap işlemleri ve diğerleriyle ilgili Zedo ile ilgili bilgileri de burada yer almıştır. Bakın buradaki bilgileri de tartabilir ve bakabilirsiniz. Aynı zamanda White Paper var arkadaşlar. Baştan bakalım. Prostater'ın White Paper var. White Paper'da proje ile alakalı bilgileri yer alıyor. Ve burada tanıtım var. Protostart'ın tanınması ile ilgili olarak. Ve cross-chain swap işlemlerinden bahsediliyor. Whitelist'inden fixed swap tokenlardan bahsediliyor. Ve aynı zamanda özellikleri de anti-scam'dan, governance modelden, token vesting'den, izinlerden bahsediliyor. Ve aynı zamanda bu DeFi platformu ile ilgili diğer bilgileri de buradan tartabilirsiniz, bakabilirsiniz. Premium projeler içinde de bunlara bakabilirsiniz. One time diğerlerini takip edebilirsiniz ve bununla ilgili videolar da izleyebilirsiniz. Live IDO'nun işlemleriyle alakalı olarak da bilgileri buradan alabilirsiniz. Ve loteri tiketler var. Bu loteri tiketlerin fiyatları ile ilgili bilgiler verdim ve bu arada da 5000 protu 7 gün içinde 35.000 prot ve bir bilet yaptığını görebilirsiniz burada. Ve put locking mekanizması dedicated support for NFTs var burada. NFT Marketplace ile ilgili de bilgiler yer alıyor. Ve sistemle ilgili yol haritası ve burada Total Supply ve Tokenomics ile ilgili bilgiler, marketing işleriyle ilgili bilgiler ve takımla ilgili bilgiler veriliyor arkadaşlar. Şimdi burada bilgi almak için dashboard'a gitmemiz gerekiyor. Dashboard'ın asılması için Connect MetaMask diyoruz. Ve MetaMask üzerinden sistemi bağlıyoruz arkadaşlar. Ve bu sistemin nasıl yapılmasını ve diğerlerini böylelikle görebiliriz ki sistemler nasıl çalışıyor. Burada bizim hesabımızda şu anda 0 prof var ve bunun için projeler bölümüne giriyoruz. Ve bunun için de MetaMask bağlamak için KYC işlemini doğrulamamız gerekiyor diye bilgi burada vardır. Ve burada kalkülatör var, hesaplamalar var. Ve ne kadar mesela 100 kalkülatör proking diyoruz ve buradaki işlemlerden bahsediyor. Aynı zamanda diğerlerini burada görebilirsiniz ve alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ve bu projeyle alakalı arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadar. Ve bu projeye devamında da sizlere proje hakkında da bilgileri yansıtacağım. Ve proje resmi kayıt bölümünü görüyorsunuz burada. Invest'deki görüyorsunuz ve aynı zamanda diğerlerini takip edebiliyoruz. Ve arkadaşlar sonunda bunu da demek istiyorum ki mesela birçok burada sosyal medya kanalları var. Facebook'ta ya işte ProStarter ile ilgili olan Medium kanalında ve diğerlerinde de bu projeyi takip edebilirsiniz ve projenin nasıl olması, borsalar hakkında ve diğerlerini takip edip yapabiliriz, öğrenebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bol kazançlar.